Selam arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık sonlara geldik. Şu an ikon güncellemeyi de yaptık. Bu derste ikon silmeyi yapacağız. Şimdi yine aşağı inip controller'dan öncelikle bir public action result diyorum. Sonra ikon sil isminde bir kontrol açıyorum ve bu bir integer ID alacak arkadaşlar. ID'ye göre silecek yani. Şimdi süsü parantezimi açtım. Sonra dedim ki var sil SL var SL eşittir. C nokta yani kontekstin C'si. İkonlars ikonlarsı yine find and yani bul. Nasıl bul? ID ile bul. Şimdi ID ile bulacak. Sonra diyeceğim ki C nokta ikonlars nokta buradaki kodumuz ise remove. Bakın üstte hemen en yıldızlı en çok kullanılan olduğu gözüküyor zaten. Remove diyorum. Sil. Sil neye göre? B şey SL'ye göre. SL'ye göre sil diyorum. Yani şu şekilde oluyor. Bir tane biz değişkeni dedik. Bu değişkenin içerisine ID'den bulduğu değeri atadık. Artık SL'de SL'nin içerisinde ID ikonların içerisindeki ID'den bulduğu değer var. Yani hangi ID'ye tıklarsam şu ikon listesinden göstereyim. Hangi ID'ye tıklarsam şu an hata olduğu için şey yapmıyor. Şunu bir yorum satırını alalım bir. Tekrardan bir çalıştıralım. Şimdi olayı bu derste kavrayacağınıza düşünüyorum. ID'deki değere ulaşıp o değeri alıp silecek. ID o yüzden var arkadaşlar. Yani mesela 3. ID. Ben sile tıklayınca ID'yi bulacak yazdığımız kod. Yani şu kod ID'yi bulacak. Ona göre de silme işlemini yapacak. Olay bu yani. Şimdi şunu tekrar geri getirelim. ID'den bul dedik ve SL'nin içerisine attık. SL'yi de remove'un metodunun içerisine attık. Sonra bu yapılanları ne diyeceğiz? Kaydedeceğiz. Nasıl kaydediyorduk? C nokta save changes diyoruz. Kaydettik. Sonra return redirect the action yani yönlendir nereye? Bizim ikonlarımızın listelendiği viewin kontrolü hangisi? Bu kontrol. Bakalım o muymuş? Go to view diyorum. Bakın ikonların listelendiği ikon. Bakın burada görüyorsunuz. Evet. Saat şu an 2:45. Şu dersi bugün bitireceğim ama yani 5 de olsa geç o zamana kadar olmaz. 2-3 ders falan kaldı. Bu dersi bugün bitireceğim. Çünkü yeni projeler var. YouTube kanalı atacağım. Yeni projeler o yüzden. Bunu bugün bitirmek istiyorum. Yani kafadan çıksın. Şimdi yönlendir. Nereye yönlendir? İkon listemizin controller'ına. Tabii ki bu tırnak içerisinde olacak. Burayı kapattık. Sonra burayı yaptıktan sonra ben ikon sil butonu neredeydi? İkon listesine girdik. Burada. Ben buraya nasıl erişeceğim? Yine diyorum ki admin kontrolörün içerisindeki admin kontrolörü burası. İkon sil. Action result'ını al. Neye göre al? X nokta ID'sine göre al. Evet. Şu an View in Browser Google Chrome deyip projemi açıyorum ve silme işlemini de göstermiş oluyoruz. Yani bu gösterdiğim şeyler arkadaşlar baya bir proje yapılır. Yani istediğiniz kafanıza göre bir proje varsa çok profesyonel anlamda olmayıp güzel bir proje çıkarabilirsiniz. Ben iki tane diyorum ki burada şey var, Facebook var, birini sileyim diyorum. Önce bir siteye gideyim, bakayım bir görüntüleyeyim. Sitede sondaki Facebook'u silmek istiyorum ben. Sil diyorum. Bakın sildi. Direkt
İkon listesine yönlendirdi. Onu nasıl yaptı? Buraya yazdığımız yönlendirme ile yaptı. Şimdi buraya bakıyorum, yeniliyorum ve artık yok. Responsive bir tasarım ve güzel bir kullanılabilecek bir tasarım oldu. İkon silme böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki derste artık login kısmına geçeceğiz. Yani diğer kısmı kapattım ben, evet. Yani giriş sistemi var ya, kullanıcı adı ve şifre yazdığımız zaman giriyoruz. Oranın template'ini giydireceğiz. Zaten eklemiştik, şurada var. Solution'da dersin ilk derste eklemiştik zaten. Web login admin. Sonra bunun kodlarını yavaş yavaş yazıyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.